Saatlerimiz 13'ü gösteriyor. Öğle Ana Haber Bülteni'ne hoş geldiniz. Ben Nilgün Balkaç. Yine memleketimizde ve dünyada olan tüm sıcak gelişmeleri ekranlarınıza taşıyacağız. Ve her zaman olduğu gibi haberci arkadaşlarımız o kritik sıcak duraklarda diyelim ve başlayalım. Gözler bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak kabinede. Toplantıda milyonlarca kişinin merakla beklediği başlıkların ele alınacağını söyleyelim. O başlıklara Ümmü Han Bölükbaş'la birlikte bakacağız. CHP'de de bugün MYK toplantısı var. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yapılacak toplantının gündemini Zeynep İpek bize paylaşacak. Meclisin yeni haftadaki gündemine de bakacağız. Hangi önemli başlıklar genel kurula gelecek? Belgin Aydın'da olacak tüm notlar. İstihbarat Teşkilatı Suriye'de bir nokta operasyon daha düzenledi. Irak'ın kuzeyinde de terör operasyonu vardı. Tüm bu operasyonlar, sahaya yansımaları hepsi Fatma Er'de olacak. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi ilk evim ilk iş yerim projesinde ilk temeller yarın atılacak. Ayrıntılar Züleyha Cebeci'de. Çin ekonomisi Xi Jinping'in 3. dönemine adım attığı haftaya sancılı başladı. Peki nedir ayrıntılar? Pekin'den Musab Eryiğit karşımızda olacak ve tüm sıcak gelişmeleri aktaracak bizlere. Habercilerle, sıcak duraklarla Öğle Ana Haber Bülteni başlıyor efendim. Bugün gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak kabine toplantısında. Sıcak başlıklar değerlendirilecek ve tabii o sıcak başlıklar arasında milyonlarca kişinin merakla beklediği konuların da olduğunu söyleyelim. Hemen dönelim. Haberci arkadaşımız bizimle birlikte ve Ümmü Han Bölükbaş'tan tüm ayrıntıları alacağız habercilerden. Ümmü Han, neler söyleyeceksin? Bugünkü kabine toplantısı önemli. Sıcak başlıklar var. Özellikle çalışanlar için kritik başlıklar olduğunu söyleyelim. Son notlarla sendeyiz. Nilgün Balkaç, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı çalışma hayatını ilgilendiren pek çok konuda çalışmalarını sürdürüyor. O konulardan biri emeklilikte yaşa takılanlar. Buna ilişkin bir düzenlemede artık sona gelindiğini söyleyebiliriz. Kamuoyuyla Aralık ayında paylaşılması planlanıyor. Bu düzenlemenin içeriği nasıl olacak? İşte bu konunun kabine toplantısında değerlendirilmesini bekliyoruz. Sadece EYT konusu değil, çalışılan pek çok başlık var. Onlardan biri sözleşme ilişkin, yine mevsimlik ve geçici işçilerin durumu ve taşeron işçilerin durumuna ilişkin bu konularda da çalışmaların sürdüğünü biliyoruz. İşte tüm bu çalışmalar kabine toplantısında değerlendirilecek. Ekonomide yaşanan son gelişmelerinde yine kabine toplantısında ele alınmasını bekliyoruz. Siyasette dikkat çeken başlıklardan biri başörtüsü konusu. Bu bağlamda Adalet Bakanlığı bir çalışma hazırladı. İşte o çalışma kabine toplantısında değerlendirilecek. Dış politikada dikkat çeken başlıklar var. Rusya ile Ukrayna arasında savaş devam ediyor. Türkiye ise ateşkesin sağlanması için barış diplomasisini sürdürüyor. Bu konunun ve bölgedeki son durumun ele alınmasını bekliyoruz. Yunanistan'ın ise provokasyonları devam ediyor. Bu konuda atılacak adımlar da kabine toplantısında değerlendirilecek. Bir yandan da terörle mücadeleye yönelik operasyonlar devam ediyor. Hem yurt içinde hem de sınır ötesinde yapılan operasyonlar var. İşte bu operasyonlarda son durumda kabine toplantısında masada olan başlıklar arasında. Kabine toplantısının saat 15'te başlaması planlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantıya başkanlık edecek. Toplantının tamamlanmasının ardındansa millete sesleniş konuşmasını gerçekleştirecek. Bizler de takip edeceğiz. Ümmü Han bize sıcak gelişmeleri aktardı. Şimdi bir son dakikayla İstanbul'a gidelim. Görüntüler canlı olarak ekranlarınıza gelecek. İstanbul Sultan Gazi'de binanın giriş katında yangın çıktı. Şu anda da o görüntüler ekranlarınıza yansıyor. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ediyor. O anları yansıtıyoruz ekranlarınıza. Binanın giriş katında olduğunu söyleyelim ve şu anda da mahsur kalanların, o noktada mahsur kalanların da kurtarıldığını söyleyelim. İtfaiye ekipleri hızla bölgeye geliyorlar. Bölgeden görüntüler ekranlarınıza yansıyor. Büyük bir panik olduğunu söyleyelim çünkü sokaktaki insanlar birbirine yardım etmeye çalışıyor. İtfaiye ekiplerine yer açıyorlar. Binanın birinci katında, o birinci katında olan yangının, giriş katında olan yangının diğer katlara sıçramaması için bir mücadele olduğunu belirtelim. Sultan Gazi'deki yangına ekiplerin müdahalesi
ailesi ve bölgedeki vatandaşlar da şu anda ekranlarınıza yansıyor. Evet, müdahaleye dair görüntüler ekranlarınıza yansıyor. İtfaiye ekipleri hızla bölgeye ulaştılar. Canlı olarak görüntüleri getiriyoruz ekranlarınıza. Hızla bölgeye ulaştılar ve bölgeden gelen görüntülerle birlikte o en azından alevlerin ilk an itibariyle şu an yansıyan görüntülerle görüyoruz. İlk an itibariyle alevlerin azaldığını, yoğun bir duman olduğunu belirtmemizde fayda var. Binanın giriş katında mahsur kalanların da kurtarıldığını söyleyelim. O çalışmanın da hızla gerçekleştiğini belirtelim. Sokakta şu anda güvenlik önlemleri alınıyor doğal olarak ve vatandaşların da destek vermeye çalıştığını görüyoruz. Binanın giriş katında alevleri ve dumanları görüyoruz. Tabii kaza, yangının neden çıktığı, neden ortaya çıktığı daha sonra belirlenecektir. Ama şu anda itfaiye ekiplerin hızla müdahalesi ve bölgedeki vatandaşların da yardım çalışmaları ekranlarınıza yansıdığını belirtelim. Canlı olarak görüntüleri getiriyoruz ekranlarınıza. Binanın giriş katında İstanbul'da Sultan Gazi'deki bir yangın ve yangına dair görüntüler şu anda ekranlarınıza geliyor. Biz de o görüntülerle birlikte aslında yansıtmaya çalıştığımız olay şu: binanın giriş katında diğer katlara ve hemen yanındaki binalara sıçraması için mücadele verildiğini belirtelim. Çünkü binaların birbirine bitişik olduğunu bir kez daha söyleyelim. Dar bir sokak, binalar birbirine bitişik ve o bitişiklikte yangının hızla söndürülmesi için tüm ekiplerin mücadele ettiği anlara dair görüntüler ekranlarınıza geldi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ TRT Haber'in canlı yayınında önemli açıklamalar yaptı. Başörtüsü düzenlemesinin anayasanın 24. maddesine bir eklemeyle yapılacağını söyledi. Hem başını açan hem de başını örtenin teminat altına alınan bir düzenleme olacak dedi. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik iftiraya ilişkin Türk Tabipleri Birliği üyelerine seslendi. Milletine, devletine düşman böyle bir başkanı taşımak zorunda değilsiniz dedi. Tek maddede yapalım. Bunun doğru yeri din ve vicdan hürriyetini düzenleyen anayasanın 24. maddesidir. İnşallah meclisimizden de geçerse anayasa hükmü olacak. Başörtüsüyle ilgili anayasa değişikliği çalışmalarını anlattı. Anayasanın 24. maddesine ekleme yapılacağını söyledi. Bu düzenleme sadece başını örten kadınlarımızı değil, aynı zamanda başı açık olan kadınlarımızın da haklarını, hukuklarını koruyan ve ikisini de teminat altına alan bir düzenleme olacaktır. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın referandum çağrısını değerlendirdi. Böyle bir konu milletin huzuruna gittiğinde CHP'li seçmenlerin dahi önemli bir kısmının buna evet diyeceğinden benim hiçbir tereddüdüm yok. Ben bunun referanduma gitmesini, muhalefetin ben arzu edeceğini düşünmüyorum. Referanduma gitsin derseniz biz bundan çekinmeyiz. Hmm. Referanduma da gideriz, bunu milletimize sorarız. Milletin hakemliği bizim için kıymetlidir. Millet ne derse başımızın üstündedir. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ TRT Haber'e konuk oldu. Gündeminde Türk Tabipleri Birliği Başkanı'nın Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik iftirası da vardı. Türk Tabipleri Birliği Başkanı terör örgütünün ağzıyla konuşuyor dedi. Bunun cezası zaten bizim mevzuatımızda var. Var mı? Ya tabii, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma devam edecektir. Bekir Bozdağ Türk Tabipleri Birliği üyelerine de seslendi. Böyle bir başkanı taşımak zorunda değilsiniz dedi. Milletine düşman, devletine düşman, terör örgütüne hayran birisiyle Türk Tabipler Birliği'nin anılmasını doğru görmem. Ya olacak iş mi? Esasında bizden önce Türk tabipleri buna karşı çıkması lazım. Siyasetle devam edelim. CHP diyelim, MYK diyelim ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak toplantının o sıcak gündemi için hemen dönelim Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Zeynep İpek bizimle birlikte. Zeynep, toplantının gündeminde neler var? Artık seçimlere girildiği bu noktada 2023 seçimlerine, CHP'deki hareketliliğe dair son notlar sende.
Nilgün Balkaç, Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu toplantısı Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında saat 14'te gerçekleştirilecek. Toplantının gündemi bir hayli yoğun. Hemen o başlıklara bakalım. Kemal Kılıçdaroğlu geçen hafta Sivas'ta yerel yönetim çalıştayına başkanlık etmişti. Belediye başkanlarıyla buluşmuştu. O toplantının yansımaları ve belediye başkanlarının performans raporları ele alınacak. Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu bölgedeki illeri ziyaretler gerçekleştirmişti. Bu ziyaretlere ilişkin detaylar da bugün MYK'da ele alınacak. Bartın'daki maden kazasına ilişkin Kemal Kılıçdaroğlu bir rapor hazırlanmasını istemişti. Milletvekilleri ve genel başkan yardımcıları o raporu hazırladı. Raporda bugün MYK'da önemli başlıklar arasında ele alınacak. Öte yandan altılı masa toplantılarının ikinci turu 2 Ekim'de başlamıştı ancak bir sonraki toplantıya ilişkin detaylar henüz belli olmadı. Adaylık tartışmaları da gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Bu konuda bugün değerlendirilecek konular arasında olacak. 2023 bütçesi meclise sunuldu. Bütçe takvimi ve meclis çalışmalarına ilişkin grup başkan vekilleri Kemal Kılıçdaroğlu'nu bilgilendirecek. Ayrıca ekonomi için ayrı bir parantez açılacak. Ekonomi masasının çalışmaları genel başkan yardımcıları tarafından sunumlar yapılarak Kemal Kılıçdaroğlu'na anlatılacak. Ardından saatler 15'i gösterdiğinde parti sözcüsü Faik Öztürk'ün kamera karşısına geçmesi ve MYK'nın gündemine ilişkin önemli notları aktarması bekleniyor. Zeynep'ten sonra şimdi meclise gideceğiz. Zira meclis yeni haftadaki gündemi sıcak ve o önemli başlıkları ve genel kurulda ele alınacak, tabii komisyonlarda da ele alınacak başlıkları Belgin Aydın'la birlikte değerlendireceğiz. Belgin, yoğun gündem her zaman olduğu gibi, Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altındaki son durum nedir? Nilgün Balkaç, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yoğun bir haftaya giriyor. Öncelikle mesainin adı cemevleriyle ilgili düzenleme oldu. İçerisinde cemevleriyle ilgili düzenlemenin de bulunduğu ekonomi torba teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan Bütçe Komisyonu'nda ele alınmaya başlandı sabah 11 itibariyle. Daha öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği müjdeyle aslında gündeme gelmişti grup toplantısında. Sonrasında AK Parti adım attı ve kısa süre içerisinde meclis gündemine sunuldu. Hemen detayları aktaralım, neler getirecek bu düzenleme. Düzenlemeyle cemevlerinin aydınlatma giderleri bundan böyle Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından karşılanacak. Su giderlerinde ise belediyeler devreye girecek. İndirim ya da ücretsiz olarak cemevleri su kullandırabilecekler. Ayrıca belediyeler gerektiğinde cemevlerine bakım ve onarım desteği de sunabilecek. Cemevleri imar planlarında da bundan böyle yer alacaklar. Belediyeler yine imar planı hazırlanırken cemevlerine öncelik tanıyabilecekler. 23 maddelik torba teklifin görüşmelerine başlandı. Teklifin bugün tamamlanması bekleniyor. Çünkü bilindiği gibi artık bütçe mesaisi başlayacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Cuma gününde o mesaiyle beraber değerlendirmeler gerçekleştirilecek ve öncesinde de yine torba teklif için Meclis Genel Kurulu'nda da mesai yapılacak. Bu cemevleriyle ilgili düzenlemenin ilgili maddesinde bir öne çıkan madde daha vardı, onu da aktaralım. Özelleştirilen limanların işletmesinin 49 yıllığına kadar süresinin uzatılması, işte bu konuda bir değişikliğe gidilmesi planlanıyordu. Ancak Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz açıklamada bulundu ve bu maddenin teklif metninden çıkarılacağını söyledi. Öte yandan söylediğimiz gibi Plan Bütçe Komisyonu'ndan daha önce geçen ekonomi teklifi de Meclis Genel Kurulu gündemine gelecek. Cuma günü ise Plan Bütçe Komisyonu'nda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bütçesine dair görüşmeler gerçekleştirilecek ve sonrasında işte bütçe görüşmeleri resmi anlamda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde komisyon aşamasında başlamış olacak. Manşete terörle mücadeleyi alalım ve devam edelim. Milli İstihbarat Teşkilatı Suriye'de yine bir nokta operasyon düzenledi. Irak'ın kuzeyinde de terör örgütüne bir operasyon vardı. Tüm ayrıntılar için sahaya dönelim. Fatma Er bizimle birlikte. Fatma, neler söyleyeceksin? MİT'ten önemli bir operasyon, sahaya yansımaları, son durum, ayrıntılar sende. Milli İstihbarat Teşkilatı Suriye'de önemli bir nokta operasyona daha imza attı ve yapılan bu önemli nokta operasyonla birlikte terör örgütü PKK-YPG'nin sözde Çavreş Tugay'ı sabotaj taburu sorumlusu Eyüp Yakut etkisiz hale getirildi. Terörist Eyüp Yakut 2010 yılında
PKK'ya katıldı. 2013 yılında DAEŞ kadrosuna geçti. Suriye ve Türkiye'de terör faaliyetlerinde bulundu ve 2020 yılından sonra ise Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik bombalı eylem ve sabotaj düzenleyen sözde Tugay'ın komutanı oldu. İşte tüm bu gelişmelerin ardından MİT tarafından takibe alındı ve Suriye'de Şeddade bölgesinde olduğu belirlendi. İşte bu tespitlerin ardından terörist Eyüp Yakut yapılan nokta operasyonla birlikte etkisiz hale getirildiğini söyleyebiliriz. Öte yandan terörle mücadelede kararlılıkla aralıksız bir şekilde devam ediyor ve Türk Silahlı Kuvvetleri Irak'ın kuzeyinde Gara bölgesine bir operasyon düzenledi. Ve hava harekatında 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bilgisini paylaşalım. Açıklamayı Milli Savunma Bakanlığı yaptı ve yapılan paylaşımda, açıklamada son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonların azim ve kararlılıkla devam edeceği vurgulandı. Bir kez daha söyleyelim. Suriye'de MİT'in yaptığı nokta operasyonla birlikte terörist Eyüp Yakut etkisiz hale getirildi ve Irak'ın kuzeyinde Gara bölgesinde yapılan operasyondaysa hava harekatıyla birlikte 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Şimdi Fatma'dan sonra sıcak bölgeyle devam edelim ve Türkiye'nin barış çabalarıyla. Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşına yönelik diplomatik girişimleri sürüyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna ve İngiltere Savunma Bakanlarıyla bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede bölgedeki son gelişmeler değerlendirildi diyelim. Ayrıntıları getirelim ekranlarınıza. Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi. Bakan Hulusi Akar'ın Ukrayna Savunma Bakanı ile ve İngiltere Savunma Bakanı ile yaptığı görüşmenin önemli olduğunu söyleyelim. Görüşmede Ukrayna bağlamındaki son gelişmeler ele alındı. Konu hakkında karşılıklı görüş ve bilgi alışverişinde bulunulduğunu da söyleyelim. Türkiye'nin barış çabaları ve diplomatik atakları sahaya yönelik devam ediyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi İlk Evim İlk İş Yerim projesinde İlk temeller yarın atılacak. Hemen dönelim. Haberci arkadaşım Züleyha Cebeci o temellerin atılacağı noktalardan birinde. Züleyha, herkesin umutla beklediği o ilk evim, ilk iş yerim projesinde temeller ve arkanda da o kalabalığı ve yoğun çalışmayı, hummalı çalışmayı görüyoruz. Neler var sahada? Nilgün Balkaç, evet, heyecanla, merakla beklenen o projede nihayet ilk adım atılıyor. İlk evim, ilk iş yerim projesinde temeller yarın atılacak. 17 ilde temel atma töreni olacak. O adreslerden biri de Ankara olacak. Ankara, Sincan, Lale Meydanı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan temel atma töreni için halka hitap edecek. Hemen arkamdaki noktada Sincan, Saraycık bölgesi. Merkezde bir nokta. Burada da tabii ki proje kapsamında konutlar, dükkanlar inşa edilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sincan, Lale Meydanından buraya canlı bağlantıyla bağlanacak ve konuşma yapacak. Aynı zamanda 17 ile de canlı bağlantıyla bağlanacak. 17 ilde 5615 konut için temel atma töreni olacak. Şu anda kameraman arkadaşım gösterdiği noktada 565 konut inşa edilecek. Aynı zamanda 10 dükkan yapılacak bu noktada. Sincan genelinde ise 1626 konut yapılacak. 34 dükkan için temel atma töreni olacak. Yarın şu anda kazı çalışmalarını ekipler sürdürüyorlar. Son hazırlık yapıyor. Alandaki hafriyat temizleniyor ve bu nokta temel atma için uygun hale getiriliyor. Evet, 17 ilde ilk aşamada temel atma törenleri olacak. İlk aşamada tabii ki Ankara'da 10.000 iş yeri yapılacak olan o 10.000 iş yerinin 1.000 tanesi Ankara'da inşa edilecek. 250.000 konutunda 2.171'i Ankara'da olacak. Daha sonra ise 81 il geneline bu konutların, bu projenin yaygınlaştırılması planlanıyor. Elbette ki geç kalınmış değil. Hala müracaat için vatandaşların süresi var. Ödemeler ve başvurular E-Devlet üzerinden 28 Ekim'e kadar yapılabiliyor. Seçkin bankalar üzerinden de 31 Ekim'e kadar dileyenler başvuru yapabilecek. Daha sonra ise kura süreci başlayacak. Etaplar halinde 2023 Mart ayına kadar devam edecek kura süreci. Evet, burası şu anda Ankara'nın Sincan ilçesinde Saraycık bölgesi. Merkeze çok yakın bir nokta. Yine bu noktada TOKİ'nin yaptığı diğer projeler var. Onlar da yakın zamanda bitmek üzere. Teslim
teslim edilecek. Yarın bu noktaya 565 konut, 10 dükkan yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan Sincan Lale Meydanı'ndan halka hitap edecek. Aynı zamanda 17 ile de canlı bağlantıyla katılacak. Nilgün Balkaç. Süreyha'dan sonra devam edelim yine yardımlarla. Eşi vefat etmiş, sosyal yardım alan kadınlara 300 bin liralık konut desteği sağlanacak. Hemen dönüyorum. Çağla Gültüncer bizimle birlikte. Çağla, nasıl olacak bu konut desteği? Kimleri kapsayacak? Sendeyiz. Nilgün Balkaç, açıklama Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan geldi. Bu kapsamda 2023 konut tesis edilecek, temin edilecek. Aynı zamanda bunun için 607 milyon lira bütçe ayrılmış oldu. Hane başına 300 bin lira destek verilmiş olacak. Söz konusu destekten eşi vefat etmiş olanlar, 18 yaş altı en az 3 çocuğa sahip olanlar ve sosyal yardım faydalanıcısı kadınlar yararlanabilecekler. Aynı zamanda konutların yapıldığı ilde ikamet etmek, bakanlığın ev yapım yardımı kapsamında destek almamış olmak bu projelerde yine tesis edilecek evler için şartlar arasında yer alacak. Öte yandan destek konut yapımı veya satın alma şeklinde olmak üzere iki farklı şekilde yapılacak. Konutlar 80 metrekare olacak. Konutların satın alınması durumundaysa bu özelliğe yakın olanlar tercih edilecek. Bu ihtiyaç duyulan kaynak belediyeler ve hayırseverler işbirliğiyle sağlanmış olacak. Konutların mülkiyeti Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına ait olacak. Hak sahiplerine bedelsiz kullanım hakkı verilecek. Şu ana kadar Osmaniye, Kahramanmaraş, Samsun ve Bingöl olmak üzere 4 ilde işbirliği protokolü imzalanmış oldu. Çağla'dan sonra devam edelim, borsa diyeceğiz. Zira borsa geçen haftayı rekorla kapattı. Altın fiyatları ise düşüşte. Resesyon ve enflasyon endişeleriyle piyasalarda yön arayışları sürüyor diyelim ve hemen dönelim. Bahar Güven bizimle birlikte. Bahar, yön arayışları sürüyor diyoruz. Piyasalar neyi bekliyor? Piyasalardaki o etkileşimler, notlar, piyasanın kalbinin attığı noktadasın. Notlar sende. Evet, aslında tam da o noktadayız biz şu anda. Kapalı çarşıdayız. Para piyasalarının altının ayaklı piyasasındayız. Kapalı çarşıdayız. Şimdi küresel piyasalara baktığımız zaman hem resesyon endişeleri masada hem enflasyon endişeleri. Bu korkularla birlikte küresel piyasalarda yön arayışları sürüyor. Merkez bankaları da aslında Fed başta olmak üzere faiz artırım sürecine gitti. İşte bu da doların güçlenmesi anlamına geldi. İşte o güçlü dolar karşısında altın fiyatları ons cephesinde baskılanmış durumda. Şimdi hem bu gelişmelere bakacağız, küresel cepheye bakacağız, hem içeride piyasalarda son durum ne? Tüm bunları değerlendireceğiz. Çok değerli de bir konuğumuz var. Ekonomist Profesör Doktor Sefer Şener'le birlikte değerlendireceğiz. Tüm piyasaları tüm haftaya nasıl yansıyacak, bunlara bakacağız. Hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum Bahar Hanım. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi dışarıda güçlü dolar dedik. O doların yansımalarını görüyoruz. Özellikle altın cephesinde. Ons altında kayıp var. İçeride 1000 lirada tutunmaya çalışıyor gram altın, ama yön ne olacak? Nasıl seyredecek? Tabii özellikle altını iki aşamalı değerlendirmek lazım. Bir ons fiyatına bakmak lazım. Bir de içeride gram fiyatına bakmak lazım. Tabii sizin de beyan ettiğiniz gibi Amerika'daki faiz artışlarının devam etmesi ve yıl sonuna kadar 4,5'luk bir faizin öngörülmesi küresel çapta emtia fiyatlarını, doğal olarak da altın fiyatlarını baskılıyor aslında bakıldığında. Tabii diğer taraftan sadece Amerika'daki faizle alakalı değil biliyorsunuz. Özellikle Rusya-Ukrayna savaşındaki gerilimin devam ediyor olması, küresel çapta da bir resesyonun bekleniyor olması ekonomilerdeki talebi biraz yavaşlattı dünya için gördüğümüz kadarıyla. Bu talepteki yavaşlama altın fiyatlarını da etkiliyor. Yaklaşık son bir aydan beri biliyorsunuz 1640-1650 civarında altın fiyatlarının dolar civarında seyrettiğini görüyoruz. Tabii içeriye baktığımızda içerideki altın fiyatları, özellikle gram fiyatları 1000 TL ve 900 TL arasında, bugün itibariyle de 990 TL arasında gidip geliyor biliyorsunuz. Buradaki ana neden, İçerideki altın fiyatlarının 1000 TL civarındaki seyretmesindeki ana neden kurlarla alakalı bir durum biliyorsunuz. Dolar endeksi Amerikan piyasasında küresel çapta yükseldiği sürece, küresel olarak dolar değer kazandığı sürece aslında içeride de gram altının fiyatının bundan etkilendiğini görüyoruz.
Fakat önümüzdeki dönemle ilgili bu faiz artışlarının nihayetinde bir sonucuna gelinecek yani 2023 yılına doğru. Diğer taraftan küresel çapta resesyon beklentileri de belli aşamaya geldikten sonra mutlak suretle 2-3 ay sonra yani önümüzdeki dönemi kapsar nitelikte orta ve uzun vadede altının ons fiyatının yukarı olduğunu görmek mümkün olacak. Tabi diğer taraftan sadece ons fiyatını değil içeride de gram altının 1000 TL'yi aştığını görmek mümkün olacak. Yani küresel çaptaki bu etkileşim, fiyatlardaki bu etkileşim hem iç piyasadaki altın fiyatlarını hem de küresel çapta ons olarak altın fiyatlarını etkiler durumda. Diğer taraftan sadece altın değil petrolün fiyatı da aynı şekilde hem resesyon endişeleriyle birlikte hem de diğer taraftan Amerikan faiz artışının 4,5'lu seviyelere kadar artırılacağı beklentisi dolar endeksini güçlendirirken küresel çapta petrol fiyatlarını, aynı zamanda altın fiyatlarını, aynı zamanda da diğer emtiaların fiyatlarını baskılamış oluyor. Fakat nihayetinde Amerikan Merkez Bankası'nın faiz artışlarında geleceği noktanın beklendikten sonra hareket edilmesi, aynı zamanda orta vadede de mutlaka bu sürecin pozitif olarak, pozitif yönlü olarak altının lehine döneceğini söylemek mümkün. Kısa vadede aslında düşüşler görsek de önümüzdeki dönemde özellikle yeni yılla birlikte yükseliş görebiliriz. Bunu söylüyoruz. Peki borsaya bakalım şimdi. Borsada aslında bir bahar havası bundan söz etmek mümkün. Ne diyeceksiniz? Yön ne olacak önümüzdeki dönemde Borsa İstanbul'da? Açıkçası dolar endeksinin gelmiş olduğu durum, diğer taraftan emtia fiyatlarının gelmiş olduğu durum, ancak diğer tarafta hükümetin almış olduğu ekonomiyle ilgili pozitif hareketler yani şunu söyleyebiliriz küresel çapta bir resesyondan bahsediyoruz bir durgunluktan bahsediyoruz bütün ülkeler için ama hem IMF hem Dünya Bankası tarafından büyüme rakamları revize edilmiş bir Türkiye'den bahsediyoruz. Yani biliyorsunuz IMF'in son raporunda %5'e çıkarıldı Türkiye'nin büyüme rakamı. Üretime dayalı, istihdama, ihracata dayalı bu pozitif algı diğer taraftan yatırımcıların yönünü de borsaya çevirmiş oluyor. Yani hem bir taraftan büyüme beklentisiyle ilgili küresel çapta Türkiye'nin büyüme beklentisiyle ilgili pozitif algının gelişiyor olması, üretimin istihdamın bu düşük faiz politikasıyla birlikte artırılmaya çalışılması borsaya ilgiyi artırıyor. Diğer taraftan tabii sadece bunlar değil aynı zamanda da bu büyüme stratejisiyle birlikte düşük faiz politikasıyla birlikte şirketlerin bilançosunun aralığa doğru çok olumlu şekilde yansıyacak olması, şirketlere bunların yansıyacak olması, bilançolara bunların yansıyacak olması borsayı da olumlu hale getirdi. Yön ne olacak peki? Tabii ki borsada yönün yukarı olduğunu söylemek, özellikle Ocak-Şubat aylarına kadar bu yönün yukarı seviyelere çevrileceğini söylemek, çünkü hem enflasyonla ilgili hem büyümeyle ilgili hem ihracatla ilgili hem cari açıkla ilgili rakamların yıl sonu görülmesi borsadaki yönün yukarı olduğunu gösteriyor açıkçası. Yani piyasaların algısı pozitife dönmüş durumda. Bunu zaten borsaya yerli ilgisinden öncelikle görüyoruz. Sınırlı da olsa bir yabancı ilgisinin hala devam ediyor olması ve oradaki oranların %37'li seviyelerde olması yaklaşık olarak önümüzdeki dönemle ilgili de borsada yönün mutlak surette yukarı olacağını gösteren unsurlar aslında bakıldığında. Sefer Şener çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun yayınımıza katıldığınız için. Evet, piyasaların nabzının attığı o noktadaydık. Biz de kapalı çarşıdaydık ve tüm hafta boyunca aslında önümüzdeki dönemde hem borsada hem altında yön ne olacak? Bu soruya yanıt aramaya çalıştık diyelim ve sözü tekrar size bırakalım. İngiltere ile devam edelim. Liz Truss'ın istifasının ardından Muhafazakar Parti'de seçim yarışı yeniden başladı. Eski Başbakan Boris Johnson aday olmayacağını açıkladı ve daha önce Truss'ın karşısına çıkan bir isim Maliye Bakanı Rishi Sunak şimdi yarışın favorisi olarak gösteriliyor. Hemen dönelim. Zeynep Er Yılmaz bizimle birlikte. Zeynep Er Yılmaz bir numarada 43 gün oturdu ve şimdi o bir numara yeni sahibini arıyor. 28 Ekim'e kadar süreç nasıl işleyecek? Nilgün, aslında 28 Ekim'e kadar yani Cuma gününe kadar bu sürecin tamamlanacağını söyleyemeyiz. Çünkü olaylar o kadar hızlı gelişiyor ki bugün bile aslında İngiltere yeni başbakanını açıklayabilir. Hatırlatmak gerekirse 3 ay önceki başbakanlık sürecine yeniden başa döndü İngiltere. Ve 2-3 ay içerisinde ikinci başbakanını arıyor, ikinci başbakan ismini arıyor. Dün akşam saatlerinde
bir şekilde, ilginç bir şekilde bir açıklama geldi. Boris Johnson Muhafazakar Parti liderlik yarışından ayrıldığını açıkladı. Oldukça sürprizdi. Herkes için sürpriz oldu bu. Kendisinin o zamana kadar yaklaşık 60 vekilin desteğini aldığını biliyoruz. Ancak kendisi ayrılırken 100'den fazla vekilin desteğini aldığını belirtti ve yaptığı açıklamalar da aslında oldukça dikkat çekiciydi. Ülkeye sunacak çok şeyim olmasına rağmen gene de adaylıktan çekiliyorum dedi. Parti birliği için aday olmadığını söyledi. Ancak Nilgün, dikkat çekici bir nokta var açıklamasında. 2024'ü işaret etti ve 2024'te zafer kazanmak için doğru yerde olduğuma inanıyorum dedi ve ilerleyen seçimler içinde aslında bir anlamda açık kapı bırakmış oldu. Şimdi yarıştan eski Başbakan Boris Johnson'ın çekilmesiyle iki isim kaldı diyebiliriz. Bunlardan bir tanesi eski Maliye Bakanı Rishi Sunak, bir tanesi de Avam Kamarası Başkanı Perry Morden. Daha önce de bu iki isim başbakanlık için yarışmıştı. Şimdi milletvekili desteklerine bakıldığında açık ara Rishi Sunak'ın önde olduğunu görüyoruz. Henüz vekiller oy kullanmadı ama onların bir şekilde desteğinin 170'ten fazla olduğu biliniyor Sunak'a yönelik olarak. Yani Sunak vekillerin neredeyse yarısından fazlasının desteğini almış gözüküyor şu durumda. 170'e yakın vekil desteği aldı. Diğer taraftansa Perry Mordaunt'ın henüz 30'lara ulaşamadığını belirtmemiz gerekiyor. Arada büyük bir fark var. Türkiye saatiyle 16 civarında başvurular bitecek, başvurular kapanacak ve başbakanlık adaylarının isimleri belli olacak. Son duruma göre biraz önce de söylediğimiz gibi Sunak açık ara önde gözüküyor. Eğer ilerleyen saatlere kadar Perry Morden bir şekilde Sunak'a yetişemezse Sunak'ın ilerleyen saatlerde İngiltere Başbakanı olarak açıklanabileceğini söyleyebiliriz. Ve Sunak'a da hatırlatmak gerekirse Sunak başbakan olursa İngiltere'nin ilk Hint asıllı başbakanı olacak. Ancak belirtmemiz gereken bir nokta var. Sunak oldukça zorlu bir dönem bekliyor. Özellikle ekonomi açısından bekliyor. Ekonomide her ne kadar yetkin olsa da İngiltere bir taraftan enerji maliyetleriyle, bir taraftan da artan yaşam koşullarıyla, maliyetleriyle boğuşuyor. Bu noktada da Sunak'ın dün ilginç bir açıklaması vardı. Aday olduktan sonra o açıklamasında ekonomik olarak İngiltere'yi salgından daha zor bir dönemin beklediğinin altını çizdi Sunak. Ve zor bir dönem bizi bekliyor ama bu zor dönem nedeniyle, işte bu nedenle de ben aday oluyorum şeklinde de bir açıklaması vardı. Şimdi ülkede genel olarak bir erken seçim beklentisi var. Bunu zaten ana muhalefet partisi, İşçi Partisi her zaman dillendiriyor ama İngilizlere bakıldığında yapılan anketlere göre başbakan kim seçilirse seçilsin gene de İngilizlerin yarıdan fazlasının gözü sandıkta. %63'ü kim seçilirse seçilsin başbakan olarak gene de %63'ü bir seçim istediklerini belirttiler. Evet, oldukça ilginç bir seçim süreci içerisinde bulunuyoruz. Cuma'ya kadar açıklanacağı belirtiliyordu ama ilerleyen saatlere göre eğer Perry Morden yeteri kadar oy alamazsa vekillerden, ilerleyen saatlerde Rishi Sunak'ın İngiltere Başbakanı olarak yeni bir isim olarak açıklanabileceğini belirtelim ve sözü tekrar Londra'dan Ankara'ya bırakalım. Zeynep'in de söylediği gibi zorlu bir süreç. İngiltere bir numaralı ismini arıyor 10 numaraya oturması için ama ne kadar oturacak Zeynep'in de söylediği gibi soru işareti. Çin ekonomisi Xi Jinping'in 3. dönemine adım attığı haftaya sancılı başladı. Şimdi ayrıntılar için dönelim. Musab Eryiğit karşımızda Pekin'den. Musab, neler söyleyeceksin o sancılı sürecin notları sende. Nilgün, hafta sonu Çin Halk Cumhuriyeti'nin geleceği için önemli günler, önemli anlar yaşanmıştı. Çin lideri Xi, ülkenin kurucusu Mao'nun ardından iktidarını 3. döneme taşıyan ilk isim olmuştu. Dolayısıyla bu yeni dönemin piyasalara nasıl yansıyacağı oldukça merak ediliyordu. İşte o beklenti, yankılar, ilk yankılar olumsuz oldu denilebilir. Hem Çin para birimi yuan, gerekse de Çin piyasalarında, borsalarında büyük düşüşler gözüktü. Özellikle Çin para birimi yuan dolar karşısında %1'i aşkın değer kaybetti. Gelinen noktada 7,30 seviyesini de görmüş durumda an itibariyle dolar. Bu da 2008 Ocak ayından beri artık en düşük değeri ulaştığını gösteriyor. Öte yandan 2022'nin başından beri ise Çin yuaninin dolar karşısındaki değer kaybı %10.
16'ya yaklaşmış durumda denilebilir. Sadece para biriminde düşüş yaşanmadı. Aynı şekilde borsalarda da büyük düşüşler görüldü. Şanghay borsası günü %2 değer kaybıyla 2.997 puanda kapadı. Hong Kong borsasında ise daha büyük düşüşler gözüktü. %6 değer kaybını geçti Hong Kong'daki kayıplar. Öte yandan önemli bir açıklamada Çin Ulusal İstatistik Bürosu'ndan geldi. 3. çeyrek ekonomik büyüme rakamları açıklandı. Büronun açıklamasına göre Çin ekonomisi 3. çeyrekte %3,9 oranında büyüdü. Çin 2022 yılında %5,5 büyüme hedefi açıklamıştı. Gelinen noktadaki büyümenin beklentinin %5,5'lik büyüme beklentisinin gerisinde kaldığını gösteriyor. Dikkat çekici bir detay da tabii bu aslında ekonomik verilerin geçtiğimiz hafta açıklanacağı belirtilmişti. Ancak hiçbir gerekçe sunulmadan bu verilerin açıklanması ötelenmişti. Gelinen noktada kongrenin tamamlanması ve Çin'in 3. dönemine başlamasının ardından bu verilerin kamuoyuyla paylaşıldığını görüyoruz. Çin için önemli bir gündü dedik. Çin Halk Cumhuriyeti'nde 3. Xi Jinping dönemi artık başlamış durumda. Tabii bundan sonra Xi Jinping yaptığı ilk açıklamada gerek Çin içerisine gerekse de dışarıya yönelik önemli mesajlar vermişti. Açılım ve reform politikasının devam edeceğini söylemişti Çin lideri. Mao'nun ölümünün ardından başlayan bu reform Xi ile birlikte reform süreci acaba sona mı eriyor? Soru işaretleri vardı. Ancak Xi Jinping yaptığı ilk açıklamada reform ve dışa açılma sürecinin Çin ekonomisinin küresel ekonomiyle entegrasyonunun devam edeceğini vurguladı. Ayrıca tabii bundan sonra takip edilecek süreç başta Çin'in Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkileri olmak üzere Tayvan sorununun nasıl evrileceği de yine en çok merak edilen sorulardan birisi olacak. Nilgün, toparlamak gerekirse Xi Jinping Çin'de bugün itibariyle artık 3. dönemine başlamış durumda, ancak piyasalardan gelen ilk tepki olumsuz oldu. Gerek Çin yüeni gerekse de Çin borsalarında büyük düşüşler görüldü diyelim ve sözü sana bırakalım. Mustafa'nın bıraktığı noktadan bir canlı yayın noktasına gidelim. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Hırvatistan'da Zagreb Üniversitesi Türkoloji bölümünde konuşuyor. Devam edeceğinden şüphemiz bulunmamaktadır. Değerli rektör yardımcısı, değerli misafirler, bilginin tarihte hiç olmadığı kadar hızlandığı ve çoğaldığı, yaygınlaştığı, değer kazandığı 21. yüzyılda eğitim ve bilim de bir dönüşüm sürecine girmiştir. Dünya çapında öğrenci hareketliliğinin hiç olmadığı kadar arttığı bir dönemi yaşıyoruz. Türkiye ve Hırvatistan arasındaki ilişkilerde bilim ve eğitim alanındaki işbirliğinin öncelikli alanlardan olması gerektiğini düşünüyoruz. Nitekim şu anda bulunmakta olduğum Zagreb Üniversitesi Felsefe Fakültesi ve bünyesinde bulunan Türkoloji Bölümü, Türk-Hırvat dostluğuna katkı sağlayan güzide kurumlardan biridir. Türkiye'de çalışmaları gerçekten önemli bir alan. Maalesef çeşitli ülkelerde politize olan ve Türkiye'ye hasmane tutum sergileyen odakların eline geçen Türkiye'de kürsüleri bilimsel çalışmalar üretmekten uzaklaşmıştır. Dünyada akademik camiadaki bütün gelişmelere rağmen Türkiye çalışmalarının neredeyse bir asır önceki üretkenliğinden geri kaldığını söylemek mümkündür. Bilim ve eğitim, ön yargı ve husumetlere kurban edilmemesi gereken çok önemli alanlardır. Değerli akademisyenler, değerli öğrenciler, üniversiteler bir kanadıyla eğitim, diğer kanadıyla da bilimi taşımaktadır. İktisadi bağlamda ele alındığında gelişmiş ekonomilerin gizli motorunun araştırma geliştirme faaliyetleriyle üniversiteler olduğu hepimizin malumudur. Zira hem katma değer üreten sektörleri hem de bir ülkenin nitelikli insan gücünü temin eden yüksek öğretim kurumlarıdır. Ülkemizin ve başka bölge ülkelerin kalkınmak için en önemli ihtiyacı nitelikli insan gücü ve katma değerdir. Bunların tamamlayıcısı olarak rekabet ve verimliliği aldığımızda, rekabet için iyi işleyen bir hukuk sisteminin ve yasal çerçevenin, verimlilik için ise bilim ve teknolojinin gerekli olduğunu görüyoruz. Bugün dünya sahnesine baktığımızda gelişmiş ülkeler ve en büyük ekonomiler arasında teknolojik olarak geri kalmış bir aktör bulunmamaktadır.
Bu bakımdan kalkınma yolunda bilim ve teknolojiye yatırım yapılması elzemdir. Teknik gelişmeye yatırım yapmak pek çok bakımdan kalkınma yolundaki ülkelere yarar sağlayacaktır. Öte yandan bu işin masraflı olduğunun da farkındayız. Araştırma, geliştirme projelerini ülkelerimiz arasında ortaklaşa gerçekleştirebilirsek, maliyeti hafifleterek her bir ülkeye düşen yükü azaltabiliriz. Her bir ülkenin bilimsel ve beşeri birikimini bir araya getirerek daha güçlü bir temel oluşturabiliriz. Hatta teknolojiyi ve teknik altyapıları kendimiz üretebilirsek, bunları dünyaya ihraç etmemiz de pekala mümkün olacaktır. Sonuç almak için kaynaklarımızı belirli hedeflere odaklamalıyız. Her alanda son teknolojiyi aşmak mümkün olmasa da iyi tayin edilecek alanlarda bunu birlikte başarabiliriz. Akademik anlamda başarısız bir ülkenin teknolojik veya ekonomik atılım yapması da beklenemez. Üniversitelerimizi güçlendirirken başta liyakat olmak üzere gerekli şartları sağlamak durumundayız. Genç bilim adamları yetiştirilirken ve istihdam edilirken en yetenekli gençleri bulup çıkartmamız gerekmektedir. Bilim ve eğitim alanında geleceğimiz için, yeni nesiller için alacağımız tedbirleri ve atacağımız adımları yarına erteleyemeyiz. İnisiyatif olarak ve öncü olarak yapacağımız çalışmalar, dünyada yeniden şekillenen iktisadi düzende daha önemli roller üstlenmemizi sağlayacaktır. Bu alana yapacağımız her türlü çalışmayı geleceğimiz çocuklarımız ve gelecek kuşaklar için bir sorumluluk olarak görmeliyiz. Günümüzde uluslararası yönü önem kazanan yüksek öğrenim anlayışı içinde öğrenci ve akademisyen değişim programlarının da faydalı ve gerekli olduğunu müşahede ediyoruz. Ve şimdi dikkat çeken görüntülerle devam edelim. Kimi yumurta kaplarını kullandı, kimi motosikletçi kaskını başına geçirdi. Kimi gözlüklerine dürbün gibi kağıda yapıştırdı. Filipinler'de kopya çekilmesinin önüne geçebilmek için sınav öncesi öğrencilere ödev verildi. Öğrenciler de kendi tasarladıkları şapkalarla sınava girdi. Filipinler'de üniversiteye giriş sınavı ilginç anlara sahne oldu. Öğrenciler kendi tasarladıkları kopya engelleyici şapkalarla sınava girdi. Legazpi kentindeki bir lisede öğrencilerden başkalarının kağıtlarına bakmalarını engelleyecek şapka yapmaları istendi. Öğrenciler şapka yapımında akla gelebilecek bütün malzemeleri kullandı. Karton, yumurta kutusu, kağıt ve kumaşlardan oldukça yaratıcı şapkalar yaptılar. Kimileri de kendini yormadı, motosiklet kaskını kafasına geçirdi. Bu görüntüler sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı. Eğitimciler fikrin sınavda kopya çekilmesini engellemek için eğlenceli yol ararken ortaya çıktığını söylüyor. Bu önerinin etkili olduğunu da belirtiyor. Aslında kopya engelleyici şapka ödevi yeni değil. 2013'te Tayland'ın başkenti Bangkok'ta da benzer bir ödev hazırlanmıştı. Gençlerle devam edelim, memleket diyelim ve orduya gidelim. Bir okulun hurdalığı boks salonuna dönüştürüldü. İşte bu sayede birçok kişi boksa başladı. Başarılarsa ardı arda geldi. Salonda yetişen sporcular 6 yılda tam 30 şampiyonluk kazandı. Yıllarca Ordu Merkez Ortaokulu'nun hurda deposu olarak kullanıldı. Öğrencileri spora teşvik etmek amacıyla 6 yıl önce boks salonuna dönüştürüldü. Biz burayı dedik ki 3 yıl içerisinde, 4 yıl içerisinde Türkiye'de, Avrupa'da, dünyada hatta olimpiyatlarda sporcuda söz sahibi çıkacak duruma getireceğiz dedik. Hakikaten de öyle oldu. Şu anda burası yılda buraya 750 tane sporcu gelip gidiyor. Salonla birlikte Ordu'da boksa ilgi arttı. Şampiyonluklar da peş peşe gelmeye başladı. 2018 yılında ilk kez Türkiye şampiyonasına katıldım. 5 yıl boyunca ard arda Türkiye şampiyonu oldum. Yıldızlar'da Avrupa ikinciliğim ve gençlerde Avrupa ikinciliğim var. 2021 yılında Türkiye'de birinci oldum Sakarya'da. Geçen sene Bostancı'da düzenlenen Avrupa Erkekler Üstünlük Kadına Şampiyonası'nda 3. oldum. Bu sene de Erzurum'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda tekrar 1. oldum.
6 yılda 30 şampiyonluk kazanan ordulu boksörlerin hedefi başarı çıtasını daha da yükseltmek. Hayata dair bir öyküyle devam edelim. Avcılar'da yaşayan 90 yaşındaki Habibe Özdemir'le 77 yaşındaki Muharrem Erdoğan'ın aşkı sağlık ocağında buldu. Evlenmeye karar veren yaşlı çift nikah masasına oturdu. Onları tanıştıran sağlık görevlileri bu mutlu günlerinde yaşlı çiftin nikah şahidi oldu. Sevdim, beğendim, olsun. Birbirlerini sevdiler, hayatlarını birleştirmeye karar verdiler. Biri 90, diğeri 77 yaşında nikah masasına oturdular. Belediye memurluğumuza başvurdunuz. Evet. 90 yaşındaki Habibe Özdemir'le 77 yaşındaki Muharrem Erdoğan, sağlık sorunları için gittikleri aile sağlığı merkezinde tanıştı. 7-8 senedir tanıyoruz. Yani bir hemşire vasıtasıyla tanıyoruz. 42 doğumluyum. Almanın yaşı söylenmez. Teklif Habibe Özdemir'den geldi. Muharrem Erdoğan düşünmeden kabul etti. Yaşlı çift İstanbul'da evlendi. Nikah şahitleri ise onları tanıştıran sağlık görevlileri oldu. Üreğinizde ne varsa Allah onu versin. Evlilik cüzdanı 90 yaşındaki gelin Habibe Özdemir'e verildi. Tekel olmadan dünyaya geldi, çamaşır mandalına tutturulan mızrapla bağlama çalmayı öğrendi. Bir öykü geliyor şimdi ekranlarınıza. Müzik benim olmayan, parçamı tamamlayan duygu diyeyim. Öyle şey yapıyorum ben. Bu kadar. Müziğe olan tutkusunu anlatırken kelimeler boğazında düğümleniyor. Trabzon'da yaşayan 16 yaşındaki İkbal Tuğran bir eli olmadan dünyaya geldi. Çocukken kendi başına saz çalmayı öğrendi. 6. sınıftayken okulda açılan bağlama kursuna katılmak istedi ama alınmadı. Hocam beni seçmemişti. Ben de bu duruma çok üzülmüştüm. Hani düşünmüştüm. Sonradan bunu aileme anlattığımda ailem hocayla görüştü. İkbal bunun üzerine kursa dahil edildi. Çamaşır mandalına tutturulan mızrapla bağlama çalmaya başladı. Kurs sırasında bir sürprizle karşılaştı. Öğretmenleri daha rahat bağlama çalabilsin diye ona protez hediye etti. Bu durum onu daha da hırslandırdı. Bağlamanın yanı sıra piyano çalmayı da öğrendi. En büyük hayali TRT Gençlik Korosu'na girebilmekti. Bunu gerçekleştirebilmek için TRT Trabzon Radyosu'nun açtığı sınava katıldı. Büyük gün geldi çattı. İkbal TRT jürisinin karşısına çıktı. Hayallerine bir adım daha yaklaştı. Anne ve babası sınav salonunun kapısında heyecanla kızlarını bekledi. Ve içeriden beklenen haber geldi. İkbal sınavı kazanıp hayaline kavuştu. O artık TRT Trabzon Gençlik Korosu'nun bir üyesi. Bana bir aşk masalından şarkılar söyle. Şimdi görüntülerle devam edelim. Antalya diyelim. Sabah saatlerinde denize giden seyredenler fok balığıyla karşılaştı. Bir süre sonra kıyıya yaklaşamayan fok daha sonra avlanmak için sahile kadar çıktı. Avını yakalayan fok hızlıca bölgeden uzaklaştım. Tunceli'de de çayda balık avlayan bir susamuru görüntülendi. Şimdi bu görüntülerle devam edelim isterseniz. Görüntüler Antalya'nın ünlü mekanlarından olan Kemer'deki Ay Işığı plajından. Nesli yok olma tehlikesine karşı koruma altında olan Akdeniz foku sabah saatlerinde sahile yakın bir noktada belirdi. Ava çıkan foku gören tatilciler cep telefonlarıyla o anları görüntüledi. Fok balığı yakaladıktan sonra gözden kayboldu. Şimdi bir başka görüntü daha ekranlarınıza gelecek. Tunceli'nin Ovacık ilçesinde de bir susamuru balık avlarken görüntülendi. Nesli koruma altında bulunan susamuru çayın içerisinde bir süre balık avladıktan sonra gözden kayboldu. Doğadan iki dikkat çekici görüntüyü ekranlarınıza getirdik. Gobilerin Bankası Halkbank'ın katkılarıyla. Ve
şimdi piyasa raporu, rakamlar diyeceğiz. Haftanın ilk iş gününde BİST'le başlayalım. BİST'te bir yükseliş var. 3982'den seyrediyor. Devam edelim. Dolar 18,60'tan alıcısına ulaşıyor şu saat itibariyle. Avro ve dolarda bir düşüş olduğunu görüyoruz. Avro 18,27, altın onsa 1647 dolar. 1647 dolar ve düşüş rakamlara, birim fiyatlarına nasıl yansıyor diye baktığımızda o düşüşü gözlemliyoruz. Gram altın 986 lira, çeyrek altın 1613 liradan şu anda ulaşıyor alıcısına. Yarım altın 3226 ve Cumhuriyet altını 6433'ten seyrediyor. Haftanın ilk iş gününde rakamları piyasa raporu ile birlikte ekranlarınıza getirmeye çalıştık efendim. Mobilerin Bankası Halkbank'ın katkılarıyla. Öğlen Haber'in sonuna geldik. Yarın saatler 13'ü gösterdiğinde Öğlen Haber'de görüşmek üzere efendim. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.